Dostlar merhaba. Marmaris Standartçı'ya geldik. Bir de misafirimiz var, Ege de burada. Arkamda görmüş olduğunuz Ilıca Gölü. Datça'ya özel bir göl burası. Dağdan gelen kaynak suları denizde buradan böyle aşağı doğru birleşiyor. Ve bu gölün bir özelliği var. Gülsün'le rica edeceğim. Arka tarafı bir görüntüleyebilir misin insanları? Özellikle ayaktaki nasırlara iyi geldiği söylendi arkadaşlar. Bana öyle söylediler. Ayaklarını sokuyorsunuz. Balıklar, küçük küçük balıklar size ilaç tedavisi yapıyor burada. Herkes Datça'ya geldiğinde belki limandan görüntüler verir veya çarşısından görüntüler verir. Az önce gezdik. Çarşı gerçekten güzel. Fiyatlar biraz yüksek. Dondurma fiyatı baz aldığımız fiyat biliyorsunuz. Selimiye'de de görmüştük 75 liraydı. Burada da 70 lira fiyat şu anda. Fiyatlar yüksek ama Datça gerçekten güzel. Yaşamaya değer bir alan olarak gözüküyor. Az önce göle gelirken Adanalı bir araba gördüm. Araçta inen de Suadeli bir beyefendi çıktı. Burada da arkadaki beach'in işletmecisiymiş. Sordum Datça'da yaşamak nasıl diye. Çok kötü dedi. Datça'ya 10 üzerinden 10 verdi. İnsanlarına 0 verdi. Dost, sohbet edecek insan yok dedi. Benim için önemli bir detay ama Datça'yı tavsiye ediyorum. Datça gerçekten çok güzel. Mimarisi, çarşısı, denizi, koyları gerçekten çok güzel. Geldiğiniz zaman mutlaka görmeniz gereken yerler var. Mesela bunlardan bir tanesi burası. Biri Can Yücel hocamın evi, biraz sonra oraya gideceğiz. Onunla beraber eski Datça'ya gezeceğiz. Onlarla görüşmek üzere. Gülsün'le ricam bir çevreyi tekrar bensiz çeksin. Bir görün. Görüşürüz. Bu arada biraz yürümek zor ama ben idare ediyorum. Gülsün sahilde alırsan dünyada göreceğiniz çok güzel koylardan 53 tanesi burada. Tam 53 tane koy var Datça'ya bağlı. Ben daha önce gezme fırsatı yakaladım. Yaklaşık 20 tanesini gezmiştim ama diğerlerini görme imkanı olmadı. İmkanınız varsa tekne turu, imkanınız yoksa karadan görebildiğiniz kadar görün derim. Biraz sonra bak şurada balıklar var, istersen onları da çekelim. Bu, evet bu balıklar arkadaşlar. Bunlar yiyormuş. Şimdi ben deneyeceğim. Bakın burada da var. Ben deneyeceğim. Evet. Evet, ben denemesini yapıyorum. Balıkları bekliyorum şu anda. Balıklar geliyormuş. Gelince de topuklarınızdaki o pütür pütür olan şeyler yok oluyor. Artı nasırları da yok ediyorlarmış. Henüz balık bekliyorum. Balıklar gel biri bildiğince gelmiyorlarmış. Bekliyoruz. Baksana Ege. Al. Geldiler, dokunmaya başladılar. Aa. Çok güzel bir his bu. Ege'ye dedim ki sen de yap. Ben dedi yapmam dedi. Niye yapmıyorsa? Hijyenik. İyi de su akıyor gidiyor. Ana geldiler. Yiyorlar şu anda. At. Ben daha önce sülük tedavisi olmuştum biliyorsun. Sülükten daha iyi. Batmıyor bunlarda bir şey. Hissediyorsun böyle. Pıt 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 pıt. Ama burada yoğun gelmiyor. Niye böyle? Heh. Çocuk buraya dedi. Sok dedi. Balık var dedi ama.
Neredeydi onlar? Aha burada. Neydi bakalım? Yapacak bir şey yok, oturduk artık. Şöyle attı. Uzattım ama su da o kadar güzel ki. Sıcak. Daha henüz ayaklarıma ulaşmadılar. Demin orada ulaşmaya başlamışlardı. Geliyorlar şimdi. Oo, geldiler. Anam. Gıdıklıyorlar. Yeter ama da. Az önce merkezde söylemiştik Can Yücel'in evine geleceğimizi. Can Yücel'in evi şurası. Bir müze olarak kullanılmıyor. Burası hala ev olarak kullanılıyor. Buralara gelirseniz Can Yücel'i lütfen ziyaret edin. Ve kapıdaki şiirlerini, kendi kaleminden yazdığı şiirleri lütfen okuyun. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün.
Dostlar da Datça'ya uğradığınız zaman tarihi değirmenleri de ziyaret etmeyi unutmayın. Ve özellikle değirmenlerin tam karşısında geldiğinizde üzüm bağlarının olduğu bir yer göreceksiniz. Hemen karşısında. Yavaş yavaş oraya doğru geçeceğim ben. Evet, Datça Şarap Evi ve yanında değirmenini. Biraz sonra içeri gireceğim, oradan da çekim yaparım. Sizi bir tünelden üzüm bağlarına doğru götürüyorum. Datça'ya geldiğinizde buradaki şarabı tatmadan geçmiyorsunuz. Tabii şarap içiyorsanız. Tünelden arkadaki bağlara doğru gidiyoruz. Çünkü neredeyse denize kadar bağlar var. Üzüm bağları var. Karşıda göreceğiniz Bozburun Marmaris Selimiye. Diğer taraf Rodos adaları var. Şu anda da evet aşağıya doğru üzüm bağları. Evet, görüldüğü üzere üzüm bağları. Yine şarap evinin konuk evi burası. Gördüğüm kadarıyla antika sayılabilecek bir traktör. Arka tarafta artık yaşını tahmin edemediğimiz bir ağaç var, gövdesi ne kadar kalın. Ve buradan da yukarı doğru tekrardan çıkıyoruz. Burada bir ev var. Muhtemelen burası da şarap bağı sahibinin evi olması gerek. Çünkü kapatmışlar, giremiyorsunuz. Ve buradan devam ediyoruz. Bakar mısınız? Dostlar. Datça'da yaşanır mı sorusu. Hadi bakalım şimdi gelin siz karar verin buna. Bana sormayın. Ben yaşarım.
Son gezimizi Datça'ya yaptık. Datça'dan şimdi evimize dönüyoruz, Çubucak Orman Kampı'na. Burayı görmüşken dayanamadık. Hem finali yapalım, hem videoyu sonlandıralım. Arkamda Gökova Körfezi. Bülsün görebiliyor muyuz? Görüyoruz. Bu taraf Datça. Ve 53 tane koydan bazıları arkamda. Bu videonun sonunda, hani her videoda bahsediyorum ya, karavan dostluğu çok farklıydı, çok güzel diye. Almanya'dan gelen misafirlerimiz vardı. Lufthansa'da çalışan pilot Atilla, buradan ona sevgiler. Eşine, yanılmıyorsam ismi Şengül'dü, ona da sevgiler sunuyorum. Atilla bize drone'la bir çekim yaptı. Hatta şu anda Selimiye'de olması lazım. Oradan da çekimler yapacak, gönderecek. Drone'la yaptığı çekimleri bu videonun sonunda paylaşıyor olacağım. Ben çünkü drone kullanamıyorum. İki tane drone kırdım. Üçüncüye bakalım nasip diyoruz. Alacağız inşallah onu da. Drone çekimlerini tavsiye ediyorum. Mutlaka seyredin sonuna kadar. Her videomuzda olduğu gibi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Abone olmayı, beğende bulunmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bunlar bize hep destek. Desteklerinizi bekliyoruz. Gelen yorumlar için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Şurası bodrum.